Viroloji uzmanı Sayın Murat Çeltik'ten eşler arasındaki cinsel ilişki için uyumlu ortamların ilişkinin nasıl kaliteli olacağını sorusunu soruyoruz. Ya şimdi ilişkiler karşılıklı tabii ki kadının beklentisi var, erkeğin beklentisi var. Erkekler işte pohpohlanmayı sever ama kadın iltifatı sever. Şimdi erkekte bir problem oldu cinsel ilişki sırasında. Hasta geliyor mesela problemiyle bana. Diyorum ki eşiniz destek oluyor mu? Diyor ki çok destek oluyor. Şimdi herhangi bir stres oluyor, iş yorgunluğu, stres, penis düşüyor mesela, ereksiyon kaybı. Kadın birisi diyor ki ya ne biçimsin sen şöyledir hakaret ediyor. Var olan potansiyelinin tam dibine iniyor erkek. Ama öyle kadın oluyor ki ya işte olur bu zaman zaman olur destek işte bir doktora gidersin çözersin diyor. Böyle olduğunda erkek bu sorunu daha kolay çözüp e, ortamı rahatlatmaya çalışıyor. Buradaki e, e, eşin desteği çok önemli. Yani artı ya sen erkek misin diyen kadın var. Yani o zaman o zaten kayboluyor. Yani sıfır oluyor erkek. Var olan potansiyeli de sıfıra iniyor. Ama kadın için düşündüğümüzde erkek de mesela eve geliyor. Kadına yemek yaptın mı? Şunu yaptın mı? Ya yani nasılsın? İyi misin? Aa bu sana çok yakışmış. Saçın güzel olmuş. Bu kıyafet sana yakışmış. Yani bu tür söylemler de mesela kadını cezbediyor. Yani biz her zaman diyoruz yataktan önce kadını hazırlamak lazım. Güzel sözler. Ama evlenmeden önce her şeyi söylüyor. Bütün dilleri döküyor adam. Evlendikten sonra her şey hazır evde. Hiç. Hiçbir şey yok. O zaman ne olsun? Otomatiğe bağlanıyor ilişki. Otomatiğe bağlandığı zaman o zaman kadında da bir beklenti olmuyor. Yani diyor ki bu iş şeye döndü. Ee, Makinalı tüfek gibi yani içeriye gir çık bitsin. Yani bir duygunun ve e, iç şeyin okşanması ve e, desteklenmesi gerekiyor. Güzel sözler, güzel yaklaşımlarla. Bunlar her iki tarafında beklediği şeyler. Erkekler popuhlanmayı sever, kadınlar da iltifatı sever. Yani sen erkek misin dediğinizde sıfıra iner. Kadına da hiçbir zaman iltifat yapmadığı zaman e, susuz kalmış çiçek gibi o da söner. Her iki tarafın karşılıklı beslenmesi gerekiyor. Evet buna bir hastalarınızdan bir örnek verebilir misiniz bu anlattığınıza? Ya çok örnek var şimdi. Ee, ya şöyle e, eşi, eşi tabii ki çok destekleyenler var eşi destek veriyor. Mesela bir örnek vardı onu söyleyeyim. Ee, bana gelen bir hasta değildi başka bir doktor arkadaşa. Kadıncağız kocası aldatıyor. Sonra gidiyor diyor ki bakın yakaladım diyor. Kocam diyor yakaladım işte diyor. Sevgilisiyle diyor konuşmalarını WhatsApp konuşmalarını baktım diyor arkadaş. WhatsApp konuşmalarında yazdıkları şu. Bana işte evde şey bozuldu. Kavanozu açamıyorum. Ampul şey oldu. Bütün bu istekleri kadın talep ediyor sevgilisi olan ve adam da tabii bunları çözüyor gidip şey yapıyor çözüyor. Bizim arkadaş da soruyor bu aldatılan kadına. E sen diyor bunları yapıyor musun? Yok ya diyor ne gerek benim ona ihtiyacım yok ki diyor. Ben diyor her şeyimi kendim yapabiliyorum diyor. O zaten bir yerde artık şirketten bir yerde yönetici gibi. Onun da ihtiyacım yok ki ben her şeyimi kendim sağlıyorum. O zaman diyor sen ihtiyacını sağlıyorsan o kendine ihtiyaç duyacak birini arar. Erkekler Kendine ihtiyaç duyacak bir kadın ararlar. Kadınların şunu yapması gerekiyor. Kavanozu açabiliyorsa bile şu kavanozu bana bir açabilir misin? Ya şu ampulü takamadım. Çünkü erkek ampulü bir taktığı zaman bir özgüven geliyor. Böyle koltuğun altına iki karpuz koymuş gibi sanki bir iş becermiş gibi bir rahatlıyor bir özgüveni geliyor. Ama kadın ondan hiçbir şey talep etmediği zaman hiçbir şeyi beceremeyen bir erkek oluyor. Ondan bir şeyler talep eden kadını buluyor. O yüzden kadınların erkekleri biraz tabiri caizse gazlaması ve ondan bir şeyler talep etmesi, bir şeyler ve o da işe yaradığını hissetmesi gerekiyor. Öyle olduğu zaman erkekliği daha kabarıyor. Cinsel olarak da daha güçlü oluyor ve kadına ilgisi artıyor. Aynısı kadınlar için de geçerli. İyi iltifat edilen kadın veya e, özen gösterilen cinsel olarak daha istekli ve hevesli olur ama... Hiç şey yok. Sürekli her akşam hadi bu akşam istiyorum. E, İşi gir, çık, bitti. E, o zaman e, beslenmeyen, sulanmayan çiçek gibi. O zaman kadının bir süre sonra bu 3 ay olur, 5 ay olur isteği kayboluyor. O yüzden diğer duygusal şeyleri de kadınlarda unutmamak lazım. Kadınların çünkü yapısı farklı. Kadınlar daha çok duygu odaklı. Erkekler hedef odaklıdır. Yani ben basit kaba tabirle hep örnek veririm. Şimdi mesela bir yerde 6 tane oda olsa erkekler her odaya girer 6 tane kadınla bile ilişkiye girip çıkar. Ama kadın mutlaka erkeği tanıması gerekir. Onu beğenmesi gerekir, takdir etmesi gerekir. Öyle rastgele bir erkekle ilişkiye giremez. O yüzden kadınlarda aldatma şeyi çok çok daha şeydir. Ama erkek her bulduğuyla rahat rahat yapabilir. Farklıdır. O yüzden kadınların ruhunun okşanması ve güzel yaklaşımlar yapılması gerekir ki cinselliğe hevesli olsun ve hazırlansın. Evli olunca da bu geçerli. Çok teşekkür ederiz.